içerisinde biz? Vurduğu zaman, ayağa kalktığı zaman ne oluyor? Bakın büzülünce o suyu içeri alıyor. O suyundan mideye gitme ve içeri girme ihtimali olduğundan dolayı oruç bozuluyormuş. Bunları tartışırken adamlar neler yaptı neler. Her gelişmeyle birlikte olayı idrak edenler biraz daha afallarken ki dünya çok tuhaf bir yöne doğru gidiyor. Adamlar her bir hamlede sindirmemizi beklemeden poker oyuncuları edasıyla bir kartlarını öne sürdüler. Biz ise... Akındım. Tamam. Akındım. Arkadaşlar ondan sessiz sonra... olmalarını söyler misiniz? Edasındaydık. Bu kadar önemli olmasa da benim de anlatacaklarım var. Google 16 Şubat saat 10'da yeni multi dil modeli Gemini 1.5'i duyurdu. Teknoloji aleminin otoriteleri bunun ChatGPT 4'ten daha iyi olduğu konusunda mutabık oldu. Metin, görsel, ses, video ve kodlama gibi farklı türlerdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayabiliyor. Bunlar üzerinde çalışabiliyor. Kısacası karışık konularda cevaplar verebilen bugüne kadarki en yetenekli, en kapsamlı yapay zeka modeli. Aslında bu bir devrimdi. Tabii 3 saat sonra Sam Efendi ve OpenAI sonrayı piyasaya sürmeseydi hak ettiği ilgiyi görebilir, arada kaynamazdı. Sonra en kaba anlatımıyla girdiğiniz metni videoya dönüştürebilen ve oldukça da etkileyici performansı olan bir uygulama. Tabi böyle anlatınca eksik oldu. Uygulama bundan fazlası. Sonra kelime anlamı olarak Japonca gökyüzü demektir. Şimdilik yolun çok başında fakat yapabilecekleri de hayal ötesi. Son derece karmaşık, ayrıntılı ve olmaz dediğimiz olaylar için şimdilik 60 saniyelik videolar üretebiliyor. Örneğin bulutların üstünde kitap okutabiliyor. Kahve fincanında korsan gemileri de yüzdürebiliyor. Uçuşan kağıtları da yapabiliyor. İsteklerinizin sınırı olmak zorunda değil. Makul ya da anormal hiç fark etmiyor. Tokyo şehrinde bir gezintiye de götürebilir. Siz yeter ki hayallerinizi ayrıntılı bir şekilde anlatın, yani yazın. O sizin için bunu videoya dönüştürsün. Videolar oldukça başarılı. Her ne kadar bu mükemmel bir şeyi hemen denemeyelim diye can atsanız da henüz sizin benim gibi sıradan fanlere hizmet vermiyor. Şimdilik sanatçılar, tasarımcılar, yapımcılardan oluşan sınırlı bir grubun kullanımına açılmış durumda. Şirket gerekçe olarak da şimdilik deneme aşamasında olduğunu öne sürüyor. Çünkü Sora'nın zararlı ve yanlış içerik üretiminde kullanılmadığından emin olmak istiyorlarmış. Çünkü bu videolar montaj boyutunun da çok üstünde. Barışçıl arkadaşlar Zelenski ve Putin'i İngiltere Kraliçesi'nin 5 çayında bir araya getirip oradan kahve içirebilirler. Hatta oradan baleye ya da operaya bile gönderebilirler. Yani ne yaptıracağınız tamamen hayal gücünüze kalmış. Örneğin şu videoya dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Sora'ya şu yazı gönderilmiş. Site sahibi bir kadın Tokyo Caddesi'nde yürüyor. Üzerinde siyah deri ceket, uzun krem elbise, güneş gözlüğü takıyor ve kırmızı ruj sürüyor. Kendinden emin bir şekilde yürüyor gibi ayrıntıları canlandırması istenmiş ve sonuç oldukça başarılı. Özetle sonra farklı bir dünyanın kapıları ardına kadar size açmış. İhtiyacınız olan tek şey hayal gücü, o da sonsuz ve bedava. Sonra oyuncu kartvisimi çekeceğim, mekan arayışına mı gireceğim, bunun için animasyonculara para mı yedireceğim diyen yönetmenlere vay be dedirtecek bir devrim. Şimdilik birkaç defosu var. Örneğin dikkatli bakan bir göz bu videonun kusursuz olmadığını, o kaşın nereden gelip nereye gittiğini sorgulayabilir. Üstelik bazı perspektif sorunları yanı sıra insan uzuvlarında anomali gibi defoları olsa da çalışmalar devam ediyor. Game of Thrones'un son sezonu kimseyi tatmin etmemişti. İnsanlar kendi kafasındaki senaryoyu oturtup izleyebilir ve bu düşündüğünüz kadar uzak bir tarihte de olmayabilir. Anlatsam hayatım film olurdu diyen ulan ziya. Arkadaşlar ne oyuncuya ne öğretmene ne mekana ne kostüme ne animasyona ve ne de diğer angarya şeylere ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan şey soran, siz senaryoyu gönderin, o oluştursun. İşin aslına bakarsanız bu fikir üzerinde Nvidia ve Google'un ayrıca uzun zamandır çalışıyor. Fakat OpenAI hepsinden erken davrandı. Ne demiş hatalar? Erken kalkan yol alır. Dastan var diyenler için Apple'da Vision Pro adlı gözlüğü piyasaya sürerek bu yarışta ben de varım dedi. Kendilerine gözlük demek haksızlık oluyor sanki. Sanal dünyanın kapıları ya da anahtarı demek daha doğru bir tanım olabilir. Çünkü size adeta Alice in Wonderland'ı yaşatıyor. Yepyeni bir dünya. Kişisel sinema salonu, kişisel oyun alanı, kişisel ofis, kişisel spor salonu artık hayal gücünüze kalmış. Aslında bu yepyeni bir cihaz mı? Yepyeni bir dünya mı? Kararı size bırakıyoruz. Adeta dünyayı artık kafanızın içinde yaşayacak hale getirdi. Kısaca gözlüğü taktığınızda seçmek istediğiniz ögeyi aklınızdan geçirir geçirmez onu önünüze getiriyor. Beyninizi okumanın bir yolunu bulmuş gibi. Tabii ki seçimi tamamlamak için parmakları birbirine dokundurmanız gerekebiliyor. Ama böyle sezgisel ki beyniniz birkaç denemeden sonra size ve seçimlerinize adapte oluyor. Şöyle düşünün, birkaç saniye öncesinde odanızdayken birden Sezen Aksu stüdyosunda kendinizi konuk olarak bulabilirsiniz. Ve Sezen Aksu'nun bu şarkıları gözünüzün içine baka baka söylediğini düşünün. Sezen Aksu yanınızdan, karşınızdan, o kadar yakınınızda ki elinizi uzatsanız dokunacaksınız. Evinizde ya da siz onun stüdyosundasınız. Demek ki hiçbir şey imkansız değilmiş dedirtiyor. Apple özellikle sanal gerçeklik kelimesini kullanmamaya dikkat ediyor. Bu bilinçli bir tercih. Bu kavram yerine arttırılmış gerçeklik demeyi tercih ediyor. Ki insanlar için gerçek hayattan bir kaçış olduğu gerçeğini bildiği halde bu durumu yok sayıyor. Ne kadar çılgınca olduğunu bir düşünün. Futbol maçında sahanın ortasındasınız. Messi'nin golünü atışını yanında görebiliyorsunuz. Hani neredeyse elinizi uzatıp o topu durdurmak ya da o golü attığı için Messi'yi tebrik etme şansınız var. Tenezzül edip cevap vermesi
vermesi de sistem etmeyin. Her gerçek hem sahte. Dolayısıyla artık medya içerikleri yepyeni bir boyuta taşınacak. Emin Usay'ın içerikler. Öyle görünüyor ki çok yakında YouTube'da, Netflix'te Vision Pro'ya özel içerikler görebilirsiniz. Cihazın kayış kısmı çok rahat değil diyor kullanıcılar. Biz de onların yalancısıyız. Ne olursa olsun 600 gramlık o cihazı 2-3 saat üstelik bütün ağırlığı burnun ucuna verilmiş bir şekilde kullanmak çok da konforlu değil. Üstelik bir süre sonra cihaz aşağıya doğru kayıyor. Gerçekimi gerçekleri. Siz de haliyle bunun önüne geçmek için kayışı daha da sıkıyorsunuz. Bu sefer alnınıza ve burnunuza daha kuvvetli bir baskı uygulanmış oluyor. Üstelik sadece bu da değil. Uzun süreli kullanımlarda gözü epey yoruyor. O yüzden bunun önüne geçmek için Solar Klinik bandı değil de dual band ile kullanılması öneriliyor. Pil ömrü ortalama 3 saat. İçerisinde 2 adet 5K ekran var. 20 megapikseli bir paneli sığdırmışlar. Öncesinde cihaza yüzünüzü tanıtıyorsunuz. Sizin için 3D modelinizi oluşturuyor. Akıllı telefonlardaki yüz okuma Vision Pro'da retina okuma sistemine evrilmiş. Cihaz aslında VR artı art bir gözlük olarak tanıtılsa da bundan fazlası. Aynı anda bir kontrol odasındaymış gibi birden fazla monitörümüz olabiliyor. Bir yandan film izleyip bir yandan işlerinizi görebilirsiniz. İç ve dış kameralar vasıtasıyla dışarıdan bakan biri sizin gözünüzü görebiliyor. Siz o anda neler neler görüyorsunuz Allah bilir. Tabii aynı anda dış ortamı da görebiliyorsunuz. Karşınızdaki sizin ne izlediğinizi, ne dinlediğinizi kesinlikle görmüyor. Göz hareketleriniz mouse işlevi görüyor. Oturduğunuz yerden kah Hindistan'daki Akşardam Tapınağı'na, kah Machu Picchu'ya, kah Babil'in asma bahçelerine, kah Keops piramitlerine gitme imkanınız olacak. Apple Vision Pro öyle büyülü bir dünyanın kapılarını açıyor ki 13. yüzyıl Konya'sına ışınlanıp Şems Tebrizi ile Mevlana'nın karşılaşmasına tanıklık edebilirsiniz. Ya da aslında Sabah'ın müritlerine karışabilirsiniz. Hatta tarihi bir savaşta tanıklık edebilirsiniz. Yeminiyle bu tarihi en ayrıntılı şekilde yazdırıp sonra sayesinde bu mekanlara ayrıntılı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ya da bir kitabı sistemi yükleyip bunu film haline getirmesini isteyebilirsiniz. Bir düşünün, hayal edin. Yazdığınız her senaryoyu sizin için film haline getiren bir uygulama var. Sonra'ya o mekanı ayrıntılarıyla veriyorsunuz. O da size mekanı oluşturuyor. Daha sonra Apple Vision Pro ile de bu mekana doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. Tarihi anlara şahitlik edebilir, tarihi şahsiyetlerle burun buruna gelebilirsiniz. İşin doğrusunu isterseniz ellerindeki teknoloji ne boyutta hiçbirimiz bilmiyoruz. İstedikleri zaman istedikleri kadarını gösteriyorlar. Dünyayı ardında bırak türlü senaryolar çok da ihtimal dışı değil. Eskiden gözümle görmeden inanmam diyen insanlar artık gördüklerimizden bile şüphe etmemiz gereken çağdayız. Çok büyük bir değişimin kıyısındayız. Teknoloji hem çok mutlu ediyor hem de çok ürkütüyor. Bu hızlı teknolojik gelişme çağında Gemini 1.5 sonra Vision Pro gibi ürünler piyasaya sürülmesi insanların etik ve sosyal sorumluluklarını ciddi şekilde sorgulatıyor. Her ne kadar bu teknolojik yeniliklerin getirdiği avantajlar göz kamaştırıcı olsa da aynı zamanda gizlilik, güvenlik ve insan ilişkileri gibi temel değerlerimizi de tehdit ediyorlar. Bu hızlı ilerlemeyle birlikte teknoloji şirketlerinin kar amaçlı motivasyonları sık sık insanlığın uzun vadeli faydası önünde öncelik kazanıyor. Bu nedenle teknolojinin ilerlemesiyle birlikte dengeli bir yaklaşım benimsemek ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanmak için daha fazla çaba harcanması gerekiyor.